Galatasaray'a dev Muslera müjdesi. Süper Lig'in ikinci yarısına tıpkı sezon başında olduğu gibi galibiyetlerle başlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Transferde nokta atışlar yapan Aslan da yeni transferler Onyekuru ve Mustafa Muhammed skora katkı yapmaya başladı bile. Sarı Kırmızılılar'da Muslera'nın da takıma dönmesiyle galibiyet serisine başlanırken Uruguaylı Yıldız 4 maçta yalnızca 2 gol yedi. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı kırmızılı forma altında noktalamak istiyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Galatasaraylı yöneticiler, 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciye 1+1 yıl olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme önerdi. Galatasaray'la sözleşme görüşmelerini sürdüren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, mali şartlarda anlaşma zemini arıyor. Ancak Muslera'yla daha önce sözlü anlaşmaya varan Galatasaray cephesi, Fonseca tarafından bir zorluk çıkmasını beklemiyor. Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme veren Sarı Kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisiyle sözleşme imzalayarak taraftarlarını mesletmeyi planlıyor. Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Fernando Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil, futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. 10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, Sarı Kırmızılı takımda 5 yıl Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı. Galatasaray'dan dev transfer hamlesi. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle ligin en güçlü takımı haline geldi. Ancak Şampiyonlar Ligi için bu kadronun bile yetersiz olduğunu düşünen teknik patron Fatih Terim'in bambaşka hayalleri var. Devler Ligi'nde en azından çeyrek final seviyelerine çıkmayı hedefleyen Aslan da orta sahaya dünya çapında bir yıldız transfer edilecek. Gedson Fernandes'i alarak orta sahasını güçlendiren Galatasaray, Portekizli starı büyük ihtimalle gelecek sezonda kiralayacak. Younes Belhanda ile devam etmek istemeyen Fatih Terim, paslı yıldızın yerine Bayern Münih'in dünya çapında yıldızı Javi Martinez'i kadroya katacak. Son dönemde sürekli Fenerbahçe ile transferlerde karşı karşıya gelen Galatasaray, Sarı Lacivertlilerin de listesinde bulunan İspanyol süperstarı transfer etmekte kararlı. Alman medyasında yer alan habere göre, Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından istenen Javi Martinez'in tercihi Sarı Kırmızılılardan yana oldu. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğu bilgisi verilen haberde, Javi Martinez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve istediği kulübe herhangi bir bedel olmadan imza atabileceği hatırlatıldı. Almanlar tarafından doğal olarak Türkiye'nin en büyük takımı olarak nitelendirilen Galatasaray, Javi'yi de transfer ederek orta sahasını bir seviye daha yükseltmeyi planlıyor. Galatasaray'da ayrılık. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden. Ara transferde takımdan ayrılacağına dair çokça haber çıkan tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya televizyonu WinSport TV'nin dış haberler muhabiri Felipe Sierra açıklamalarda bulundu. Radyo Spor'da katıldığı bir programda konuşan Sierra, Radamel Falcao çok güçlü bir biçimde antrenmanlara başladı. Sezon sonuna kadar Galatasaray'a maksimum oranda katkı sağlamak istiyor. Çok ama çok büyük olasılıkla sezon sonunda ayrılacak ve gideceği yer kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri olacak. Inter Miami onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Kolombiya'ya dönmeyeceğini biliyorum. Eski takımı River Plate'e döneceği yönünde iddialarsa dedikodudan ibaret. Hazirandan sonrası için olan teklifleri değerlendirmeye başladı. Falcao MLS'de oynayacak İfadelerini kullandı. Geçen sezon 22 maçta 11 gol 1 asist üreten Radamel Falcao, bu sezonsa 9 maçta oynayabildi ve 5 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Kolombiyalı golcü yıllık 5 milyon euro ile Galatasaray'da yıllık en fazla kazanan oyuncu durumunda. Falcao'nun 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eriyor.
Galatasaray anlaşmayı kapa bildirdi. Transfer çalışmalarını dolu dizgin sürdüren Galatasaray'da mali çalışmalarda büyük bir titizlikle devam ediyor. Türkiye'de açık ara en çok sponsora sahip takım olan Galatasaray, Help Steps'le işbirliği anlaşması imzaladı. Her ne kadar sponsorluk gelirleriyle Real Madrid'le yarışamayacak olsa da Sarı Kırmızılılar halihazırda Efratun Beyazlılar'la birlikte dünyanın en çok sponsora sahip 3. takımı konumunda. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 350 milyon euro elde ederken Galatasaray yalnızca 32 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Bu dönemde sponsor desteğinin kulüpler için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, sponsorlara ve teknoloji konusunda Batı dünyasına karşı bir direniş gösteren gençlere destek mahiyetinde buradayım. Help Steps'in Türk olmasından da müthiş mutluyum. Türkiye çok ciddi bir hamle içinde. Yaş ortalamamız 30. Ben bu gençlere güveniyor ve inanıyorum. İfadelerini kullandı. İşte Galatasaray'ın yeni muslerası. Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat bu sezon sergilediği performansla otoritelerin beğenisini kazandı. Yeni Asır'ın haberine göre Ümit Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 22 yaşındaki eldiven Galatasaray'ın radarına takıldı. Takımına gelecek vadeden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can Eğribayat'ı da transfer listesine ekledi. Göztepe'ye sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adana Spor'dan 2. kaleci olarak transfer edilen, ancak performansıyla az kaleci olarak düşünülen Macar eldiven Megieri'yi yedek bırakan İrfan Can Eğribayat'la ilgili Fatih Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi. Bir süredir ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yönetime gelecek yaz transfer döneminde 22 yaşındaki başarılı eldivenin kesinlikle alınması için rapor verdiği öğrenildi. Okan Koçuk ve Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Sarı Kırmızılıların genç eldivene 5 yıllık sözleşme imzalatmak istediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray yaşayan efsanesi Fernando Muslera ile gidebileceği kadar çok devam etmek istiyor. Ancak Muslera'nın ardından sıkıntı yaşamamak için de şimdiden geleceğin nandolarını araştırmaya devam ediyor. Hatay Belediye Başkanı'ndan Pupensa ve Galatasaray transfer açıklaması. Hatay Spor'un yıldızı Pupensa'nın geçtiğimiz 1 Şubat günü son eren transfer döneminde 3'ü yabancı ve 4'ü Türk takımı olmak üzere 7 takımdan transfer teklifi aldı. Ancak Bordo Beyazlı Kulübü'nün tüm teklifleri değerini bulmadığı gerekçesiyle reddettiği bildirildi. Açıklamayı Kasımpaşa Hatay Spor maçı sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamalarında 5 yıldır ayrıntılı bir çalışma içindeydik. Kimse Hatay Spor'un oraya tesadüfen geldiğini düşünmesin. Her şey ayrıntılı bir çalışmanın ürünü. Bundan sonra hem milli takıma hem de uluslararası platforma kendini kabul ettirecek oyuncular yetiştireceğiz. Pupensa ve Kamara gibi birçok oyuncuyu alıp futbol piyasasına sürmek istiyoruz. Ayrıca milli takım içinde genç takıma önem veriyoruz. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah birkaç yıl içinde milli takıma vereceğimiz oyuncular olacak, diye konuştu. Süper Lig'in gol kralı Pupensa'nın Hatay Spor'daki geleceği hakkında merak edilenlere de açıklık getiren Lütfü Savaş, Pupensa için İstanbul'dan 4 takım teklifte bulundu. Pupensa Hatay'da mutlu, değerini bulduğu zaman oyuncunun da isteği doğrultusunda transferi gerçekleşebilir, dedi. Açıklamasında Pupensa'ya gelen tekliflerle ilgili ayrıntılara da yer veren Lütfü Savaş şöyle devam etti. Pupensa İstanbul'dan Başakşehir ve 3 büyük takımımız istedi. Bunun dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya'dan isteyenler oldu. 5,5 milyon euro ve 5 milyon 150 bin euro teklifler geldi. Ayrıca bonuslar da vardı. Ama bu tarz yetenekli futbolcuları çok fazla göremiyorsunuz. Şu anda Avrupa piyasasında en iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada. Ben inanıyorum ki ikinci yarıda daha çok çıkış yapacaktır. Hatay Spor oyuncunun kıymetini biliyor. Futbolcumuz da Hatay Spor'un kıymetini biliyor. Burada mutlu. Yıl sonunda değerlendirme yapacağız. Hem bu Pupensa'nın hem de Hatay Spor'un hayrına olacaksa transferi gerçekleşir. Biz onun futbol hayatına ve ekonomi hayatına katkı sağlayacak bir kulüp bulursak
ve teklif Hatayspor'u tatmin ederse transfer yolunu seçeriz. Ancak şu ana kadar gelen teklifler diğerinde olmadığı için bizimle yola devam etti. Haziran ayında hem kendisini hem de takımı düşünerek hareket edebiliriz ifadelerini kullandı.